Peki Tom'un diğer spider Spiderman'in düşmanlarına yardım edeceğim diye teyzesinin etrafını ve Ejda yardım edeceksen başka bir yer. Ya işte. Disney abi Disney. Disney yapacak bir şey yok. Bildiğin Spiderman'i e, ben Undertale'a benzettim bu filmde. Hani sanki Spiderman filmi de Undertale izliyormuşum gibi hani böyle. Kötüler de kötü olmasın. Herkes iyi olsun. Herkes iyileştirelim. İyilik, güzellik bilmem ne. Şimdi Undertale'da o çok hoşuma gidiyor. Hani pozitif şeyleri severim. Yeteri kadar hani böyle tamamen optimizm üzerine bir şey yapacaksan Okey ona okey yani yapabilirsin tabii ki seve seve de izlerim okurum oynarım vesaire sıkıntı yok ama Spiderman yapınca komik geliyor. Yani Spiderman'de o kadar optimist davranınca villainların hepsini iyilik abidesine çevirince veya e, götlerine bir serum taktın diye bütün villainlar bir anda iyi insana dönüşünce falan. Yani hiçbir yaşadık yaptıkları şeyden hiçbiri sanki bir önemi yokmuş gibi bu karakterlerin her bir dünya kadar cinayet işlememiş gibi falan. Bir de şeyin mantığı ne şimdi? Norman Osborn. Otto Octavius. Sen adını bilmiyorum. O. Oh. Üçünü birden şeyi değiştirdiğin zaman. Hadi şeyi boş ver. Yani sen beni boş ver de. Yani Otto Octavius ve Norman Osborn'u iyi insan yapıp geriye gönderdiğin zaman zamanı da değiştirmiş olmuyor musun? Özellikle Norman Osborn'ı yapıp gönderdiğin zaman mesela Doktor Otto Octavius yaşayacak mı ki o yaşandığı zaman? Hani ya da Doktor Octavius o şekilde olacak mı ki? Projenin başında Harry olmasaydı direkt Norman'ın kendisi olsaydı o proje fan edilecek miydi? Ne yani bir türlü Doktor Strange 2'de zaten onu işleyecekler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Her seçim yeni evren yaratır. Diğerlerini etkilemez. Yani Norman Osborn'un geri dönmesi do o toyu etkilemez diyorsunuz. Yani evet Marvel'daki mantık oydu. Endgame'deki yani mantık oydu.